Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Salavat getireni diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sinnen vasfını, sıfatını, suretini, hakikatini bana gösterilir. Benim de diyor haşir meydanında şefaatime delil olur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şefaat. Tespitlerden okuyoruz. Psikoloji. Hemen şeye geçmeden önce. Bugünlerde çok soruyorlar. O fıkıh sorusundan bıktığım için hemen bir cevap vereyim de umuma mal olsun ya. Bugünlerde çok rahatsız ediyorlar o konuda. Maalesef. Hanefi mezhebine göre nikahı biten 3 defa talak, 3 hakkı var. Boş ol dese. Ya benim niyetim o değildi. Kelam sari ise, kelam sari ise niyete bakmaz. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Talakta, nikahta, yeminde ben şaka yoluyla demiştim. Niyetim o değildir, geçmez. Kelam sari ise niyete bakmıyoruz. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Hadis. Hanefi mezhebine göre 3 bağla nikah yapılır. 3 bağla, bağla durur. Hanefi mezhebinde şahitlerden 2 tane şahit, 1 erkek, 2 kadın namaz kılması istenir ama şart değildir. Hanefi mezhebinde nikahta kızın velisi şart değildir. Dolayısıyla Hanefi, yani telefonları bir kapatın. Şimdi Hanefi mezhebinde böyle nikahlı olan, hiçbiriniz de açık olmasın rica ediyorum, telefon kapalı olsun. Hanefi mezhebinde nikahlı olan, nikah bitse, boş ol dese, bir talak gitti, kaldı 2 talak. Yeniden nikah yapması lazım ama ondan sonra. Yani yenilemesi lazım. Ama 2 bağ duruyor. Yenilemesi lazım. Bir daha kullansa, 3 defa kullansa veya bir oturuşta 3'ten 9'a diye dese, bazı Hanefi alimlerine göre aynı ortamda 3 talakı bir anda vermek bir sayılır diyen de vardır. Ekali ettirdi. Azdadır ama çoğunlukla 3 talak 3'ten 9'a dedi mi 3'ü de gidiyor. Şimdi anlatmak istediğim bu değil. Hanefi mezhebinde, telefonunu kapat kardeş, tamam mı? Şimdi Hanefi mezhebinde nikahı biten, yani böyle delilik yaptı, aptallık yaptı, çok fena kızıyorum böyle. Ceza usulü değil ki, ağzına bir adam, delikanlı adam, yiğit adam, bunu almaz ya. Ne biçim adam ya, kusura bakmayın ama kızıyorum ya. Bu lafı almaz kardeşim ya, erkek adam bunu ağzına almaz. Ha, aldı. Çocuk var hanıma falan. Birinci şart şu. Eğer bu sözü söylerken cunumluk seviyesindeyse, aklı gitmiş seviyede, asabi olmuş söylemişse, bunu zaten sözü muteber değildir. Çoğunlukla böyle değil tabi söylüyor. O zaman mezheplerin bak nimet oluşuna bak. Mezhep değiştirmiyoruz. Mezhep taklit edeceksin. Hanefi mezhebine göre nikah bitti ise Şafii mezhebine göre taklit edeceksin nikahını. Şafii mezhebine göre yeniden nikah yapacaksın. Şafii Hazretleri diyor ki radıyallahu anh, siz diyor yabancısınız diyor. Benim nazarımda sizin nikahınız nikah değildi zaten. Yabancıydınız diyor. Hanefi mezhebinde nikah Şafii'de geçmez. Ama Şafii eğer nikah bitmişse Allah selamet versin. Hiç şeyi çıkış yolu yok. Hanefi'ye göre kıyılan nikah, İmam Şafii diyor ki nikahınız bana göre zaten olmamıştı. Yok ki siz namahremsiniz, mahrem değilsiniz. Yani yabancısınız zaten. Bana göre nikah şöyle kılınır. Ha, demek ki Hanefi'den düşen Şafii'ye göre yeniden nikahlı yapacak. Bu mezhep değiştirmiyor. Ne mezhep taklit ediyor. Ne yapacak? Şafii'ye göre yeniden nikah kıyacaklar.
Şafii'ye göre nikah kıymanın şartlarından bir tanesi şudur. Şahitler erkek olması şarttır. Şafii'de, Hanefi'de değildir. Şafii'ye şartlarını söylüyorum. Nikahtaki şahitler fasık olmamalı. Yani namazsız olmamalı. Erkek olmalı. Kızın velisi olmalı veya velisinin vekili olmalı. Babası veya babasını vekalet edecek. Yoksa abisi, kardeşi, yoksa amcası, sonra dayısı. Sonra o kızın tayin edeceği, o da yoksa dayısı amcası. O kızın tayin edeceği mütedil, o beldedeki Müslüman bir adam. Müslüman. Nikah kıyarsa. Peki bundan sonra ne olacak? Şafii'ye göre nikah yapmışsa, o zaman Şafii'ye göre abdest ve gusülü taklit edecek. Çünkü karı kocalık olduğuna göre, Şafii'ye göre, o zaman beraber olmaktan, cenabetten kurtulmak için onun söylediği cenabetten kurtulma, abdest alma metodunu kullanacaksın. O kadar. Taklit. Nedir o? Biz de abdest alırken niyet etmek farz değildir. Şafii'de farzdır. Hanefi'de tertip farz değil. Ayağımdan başlayabilirim. Elimi, ağzım, burnumu değil de ayaktan başlayabilirim. Sıra sünnettir. Şafii'de farzdır. Hanefi'de suya böyle tutsam elimi, hiç yapmasam, şöyle, böyle veya soksam suya, Hanefi'de oluyor. Şafii'de muvallat şart. O kadar. Tertip ve muvallat, sıra ve o kadar. Bunları taklit edecek. Ya Rabbi niyet eyledim, abdest almaya Şafii mezhebini taklit etmeye diyecek. Şafii mezhebini taklit edecek. Gusulda da öyle. Gusul abdestini alırken muvallat yapacak. Ondan sonra ha bir de abdest alırken kaplama yapacak. Bizde şöyle oluyor. Şafii'de ise bak şu parmaklar, ama bu taraftan gösteremiyorum size, ama şöyle. Bak böyle koydum, kaplama. Gördünüz mü? Bir de yapıyorum. Şöyle gidiyor. Şöyle geliyor. Tamam? Yani kaplama abdeste biraz önce yaptım. Mesaj kaplayacak ya. Yani. Kaplama diyorlar. Tamam? Biz de oluyor. İken oradan değil. Bak şu parmak. Tak. Geldi arkaya. Yanlardan öne gidiyorsun. Kaplama. Abi Şafii'de iki talak gitti mi? Boşalıyor mu? Şafii'de iki talak gitti mi onu bilmiyorum Şafii'de. Boşalmıyor. Şafii'nin o kadar teferruatını bilmiyorum ama bu çok lazım olduğu için. Hanefi'de üç talakla, Şafii'de kaç talakla gittiğini bilmiyorum onu. Fakat Şafii'de bu şekilde Hanefi'den düşen Şafii'ye göre taklit ediyor. Bizim dayım ülkeyde bir adam o hanımını boşaltmışlardı üç taraflı. Şafii mi? Evet. Sonra bir hoca, o da çok kötü bir hoca yani. Şey, götürmüş de bu pulukla nikah kıymış falan, sonra nasıl boşaltmış diye tekrar nikahını kıymış falan. Şafii'de Şafii'de nikah düşerse Şafii'de, ben onun çıkış olduğunu bilmiyorum. Şafii. Çünkü Şafii en zirvedir. Yani çünkü şahitler şöyle olacak. Kızın velisi böyle olacak. Hanefi'de olmayınca şey düşünüyor. Ama Şafii'de mutlaka kendi mezhep içinde ulemanın, alimlerin rey farklılığı var. Teferruat. Ben Hanefi olduğum için Şafii'de o kadar detay bilmiyorum. Çok lazım olan, çok da ihtiyaç olan şeyleri araştırdım, okudum. Acaba Hanefi'de düşse ne olur? Nasıl çare? Böyle çare kitapta yazıyor. Ama efendim kaç nikah talakla? Mesela bizde 3 tane talak ama Şafii'de kardeşim sordu kaç talak onu bilmiyorum. Şafii'de 3 talak da 2 talak gitti mi boşanıyor mu? Onu bilmiyorum. O zaman Şafii'de 3 talaksa, 3 talaksa 2 ile boşanıyorsa o zaman 2 talak olması lazım. Niye 3 olsun ki? Yok o da Şafii'de 3. 3. Bu Şafii'dir ya kardeşim. Hocam, okuyoruz. Hocam şimdi karar vereyim. Sağ olun. Şimdi Şafii mezhebine göre, boş olun dışında nikahı hangi sözler götürüyor? Şimdi mesela daha diyordum da,
İşte hanımın anasını babasını küfür ettim nikah giden duydum. Hadi hocam doğru mu? Ha yok. Bak şimdi. Hadi hocam. Şimdi nikah dini bir bağdır. Mantı temeline gideyim. Nikah dinle alakalıdır, imanla alakalıdır. İmanı giderici bir şey nikahı da otomatik olarak yok eder. İman gitti mi? Mesela mukaddeseye küfretmek. Allah'ına, kitabına, haşa. Küfretmek imanı gittiği gibi imanla alakalı bir şey nikah da odur, o da gidiyor. Eğer imanı tazelerse, yeniden iman gelirse tekrar nikah gelir. Nikahta sarih ifade gerekiyor. Boş ol, boşadım demesi lazım. Ama şöyle dese, babamın evine git dedi. Sarih ifade değil. O zaman kişinin niyetine bakılır. Babanın evine git mesela. Defol boşama şeyi değildir. Değil, boşadım olması lazım. Küfür de değil, olmuyor değil. 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 Tamam. Ha, defoldan defol. Defol kardeş. Defol ya. Ha, ama burada kastı sorulur. Erkeğe denilir ki defolla boş mu kastettin sen? Evet derse o da boştur. Ya. O zaman hocam yani boş olduğunu denedim de yani üç taraf demediniz de yani boşan mı var yani bir taraf şu oluyor mu? Yani düşme yani. Düşmüyor. Hiç diğer mezhepte de öyle. Bir tanesi düşerse nikahını tazeliyorsun. Allahümme inni uridu en yüceddide imanime nikah tecdide mukavle la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah işte vesaire. Hasan abi o üç kere nasıl acaba? Mesela şimdi bir kere dedi. Üç sene sonra ikinciyi dedi. Beş sene sonra üçüncüyü. Bitiyor. Şey. Evet. Ha, o takip edin. Tabii mesela bir an diyor ki boş ol dedi. Bir tane gitti. Yedi sene sonra bir daha dedi. İkisi gitti. Tek bağlı bağlı. Yani. Belli bir süre geçince sıfırlanmıyor zaman. Yok yok. 10 senede bir af falan gibi. O af şeyde oluyor. El meftunak. Ölüm gelince. O sıfırlanıyor. Bu devam edecek mi abi yerine kayıtmıyor? Yok. Çünkü çok lazım olduğu için bu. Bu umumi bir şey. Onun için herkes artık... Her gün aman aman duyuyorum ya, rahatsız oluyorum, çok rahatsız oluyorum. Müslümandan rahatsız oluyorum, üzülüyorum ailelerden. Bunları da bilen de pek olmadığından ihtiyaç duydum. Yani Hanefi biliyor, tamam doğru biliyor ama mesela biraz önce dediğim gibi Şafii'nin detayını bilmiyorum ama Müslüman Hanefi'de çıkış yolu olmadığı şeylerde ben orayı araştırıyorum. Ha. O ötekisi incedir, detaydır. O detayı bilmiyorum. Ama Hanefi'de çok böyle düşüp de Şafii'de çıkış yolu onu da bilene sormak lazım ki mesela Hanefi'ye göre bitmişti. Böyle nice aileler darmadağın olmuş. Adam Şafii'yi bilmediği için böyle Allah muhafaza etsin. Ama bu ağzımızda ağzımızı almamamız gerekiyor bu tabiri. Şimdi psikolojiden okuyalım. Risale'den tespitler yaptığım şey, kendi defterime. Kendine mantığı hakim kılarsan, hislerin avcılığını önlersin, önlemiş olursun. Çünkü yani hisler de bir avcılıktır, o da bir kavrayandır. Tamam. Her şey mantıkla avlanmaz. Mantığı kendisine hakim kılan bir insan, hislerin avcılığı yok olur. O da bir avcıdır, kartal gibidir, alır. Her şeyi yerinde kullanmak lazım. Misal, ilim dahi olsa çok söylersen ahmak olursun. Çok konuşursan, ama çok ilmi şey söyledin, çok konuşan ahmaktır diyor. Hani hayvancılıkla uğraşan adam ne demişti? Otu ver ama... Bir hayvana, beş hayvanın kullanacağı otu önüne koyma. Mesela adama sormuşlar, şeye, herkes kendi lisanını kullanıyor ya. Çobana demişler ki, ahmak nedir? Ahmak, bir hayvana, beş hayvanlık otu önüne koymaktır. Yani niye? Bu ahmaklıktır çünkü... Ne yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini bilmemek gibi.
Sakın iki tarafı dinlemeden karar verme. İçim yanan şeyler bunlar. Yaptığım hatalar. Hatalar yazmışım. Niye buna uymuyorsun diye kendime demiş. Ne kadar not yazmışım, tarih koymuşum, söylemiyorum size. Sakın iki tarafı dinlemeden karar verme. Hasan, sen niye buna uymuyorsun? Sen söylüyorsun, uymuyorsun. Niye dinlemeden karar veriyorsun kardeşim? Çok izdirabım bu. Yapmayın siz. Tevhid-i ef'ale, fiillerle, ibadetlerle varılır. Tevhid-i ef'al. Yani tevhid-i ef'al. Öyle ameller yapıyorsunuz ki arkadaşlar, o amellerin öylesini bir yere taşıyor ki, amelsizlik hakikatına, tevhidine giriyor. Artık orada amel yok. Mesela Mesnevi Nuriye 642'de diyor ki, her şeyin her yerde olduğu makama gelirse, her şeyin her yerde olduğu makam, mesela bu. Bu buradadır ama bu aslında her yerdedir. İnsan terakki ede ede bunu her yerde görebilecek seviyeye gelirse, o zaman onunla diyor, ehadiyet cihetiyle görüşebilirsin diyor. 642'de. Ama tevhidin diğer mertebelerinden haberi yok. Yani tevhid-i zat var. Tevhid-i sıfat var. Tevhid-i ef'al var. Tevhid-i esma var. Var da var. Bilmiyoruz. Tasavvuf terk-i davadır. Dava ederek yola konulmaz, koyulmaz. Tasavvuf, tasavvuf temelinde, ruhunda nedir? Terk-i davadır. Dava edilmeyeceksin. Yani dava etmeyeceksin kendini. Mesela bir misal vereyim. Şimdi bizimle alakalı söyleyeceğim. Bir de fıkıh kaidesi. Fıkıhtan gireyim. Bir koyunu vakfettin. Kursa, dershane bir yere vakfettin. Kitabı vakfettin. Allah Resulü diyor ki vakfettiğini geri almak tükürdüğünü yalamaktır. Şimdi bu böyledir. Bir insan da hayatını dershaneye vakfetse, cesedini vakfetti ama hissiyatlarını, latifelerini, fikirlerini de vakfetmesi lazım. Eğer dershaneye gelip hala kendi ben merkezli yaşarsa, kendini dava etmiştir, vakfetmemiştir. Cesedi oradadır. Davaya kalkışıyor. Ben, bana böyle dedim, bana baktın, bu demektir. Hissiyatını, latifelerini kurban etmesi lazım. Cesedi kurban eden, içerisini de kurban etmesi lazım. Dava etmemek lazım. Ne demek dava? Bana böyle dedin, şöyle baktın. Bu ne demek istedi? Bunlar dava etmektir. Kendi kendimizi aldatmayalım. Yani vakıf değildir o. Bedeni vakıftır. Bütün kavgalar da zaten bundan çıkıyor. Eğer vakıf olsaydı, vakıf sahibi olacaktı. Vakfetmiş olacaktı. Vakıf ne zaman vakıftır? Vakıf sahibi ise vakıftır. Hiçbir şey eski değil. Her şey yeni. Yeniden oluyor. Halkın cedid. Yani ampul saniyede 60 defa yanıp söner. Ama bizim gözümüzün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için devamlı yanar zannederiz. Ama uzak mesafelerdeki bir adada veya uzak bir dağdan bir köye bakarken lambaları tır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 
Hiçbir şey eski değildir. Bu an ve an var olup yok oluyor. Eskisi iade ediliyor, biz zannediyoruz ki eski, eskidir. Hiçbir şey eski değildir, yeniden oluyor. Eski ile bağlantı yapanlar zihnimizdir. Bak, eski ile bağlantı yapanlar zihnimizdir. Misal, iyi bakın buraya. Bir ile iki arasında ne kadar zaman geçmiş? Anlatmıştım. Mesela 10 saniye. 10 saniye yok. Aslında kafamızda var 10 saniye. Burada 10 saniye yok. Bak. Gitti yok. Ben diyorum ki bir ile ikinci arasında ne kadar mesafe var? Mesafe yok ki. Bir yok ki mesafe olsun. O gitti bak vurdum. Yok gitti. Bir ile iki. Peki bir ile iki arasındaki mesafe şurada var. Burada yok.
İkisi olabilmesi için şöyle ikisi aynı anda olması lazım. Bunu becerebildiğin miktarda içsel aleminde, enfüste rahat seyahat edebilirsin. Yani bunu becerebilirsek iç alemde çok rahat seyahat edersin. Mesela. Külli bir tefekkür, küllileşmek için bastı zaman, tay mekanın temelinde şu vardır. Zamansız ve mekansız tefekkür edebilmek. O da nedir? Mesela bir şeye bakarken, ben mesela bunu tefekkür ediyorum. Elma kabul edeyim. İşte bir sanattır. Tefekkür ederken orada Cenab-ı Hakk'ın esmasının sıfatlarını seyretmek. Ama bütünlük içinde bir yere bakmak. Bütün kainatı nazarında olarak bir şeyi nazar etmek. O zaman insan küllileşiyor. Bunu becerebildiğin miktarda içsel aleminde yani enfüste rahat seyahat edebilirsin. Gençlikte güzel yaşlanmakta kötü olan yerinde kullanmamaktır. Gençlik güzel yaşlanmakta kötü olan gençlik yerinde kullanmamaktır. Burada ne varsa orada açılımı var. Dünyada doğdun, öldün, çekirdek oluyor. Kendini inşa ediyorsun. Bu çekirdek, nasıl ki çekirdekte olan ağaçta görmen şaşırmazsın. Bu alemdeki bütün hayatımız, nasıl olur hayatımız? Şu, rastladığımız, ortaya karşımıza çıkan, ortaya çıkan her hadiselerde beyan ettiğimiz fikirler, ortaya koyduğumuz davranışların toplamı bizi oluşturuyor, çekirdeği oluşturuyor. Çünkü ben ne olduğumu bilmiyorum. Ama öyle bir şartlar zuhura geliyor ki, olaylar geliyor ki, o zaman ben konuşuyorum veya bir tavır, bir davranış sergiliyorum. Ben bile şaşırıyorum kendime. Evet. O zaman ben kimim? Şu makamda konuşan değilim. Olaylar karşısında sergilemiş olduğum hareketlerin yükünüdür. Yaptıkların, konuştukların hepsi çekirdek. Çekirdeğini oluşturuyor, inşa ediyorsun. Unutma, trafik sorunu olduğu yerde ışıklar da olur. Trafik sorunu olduğu yerde ışıklar da olur. Sorun yoksa trafik ışığına ne gerek var? Mesela bazı yerde de, abi diyor burada dershanelerde sorun yaşıyor, Müslümanlar arasında sıkıntı, benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Niye? Sorun varsa iki tarafta var. Demek ki olay var, faaliyet var. Faaliyet olduğu yerde kavga olur. Faaliyet olmayan yerde kavga olmaz. Kavga olduğu yere bakın, faaliyet var. Onun için kavga faaliyetten haber veriyor, güzeldir. Ne görmek istiyorsan onu yaşa ahirette. Ne görmek istiyorsan onu yaşa. O ki trafiğe girdin, trafik yoluna girdin mi? Işıkları gördüğünde sıkılma, kırmızı ışığa küfretme. Yola girdin kardeş. Duracaksın da geçeceksin. Girdin mi trafiğe? Girecek. Kabul edeceksin yani, yola girdin. Subuh, tenzih, kuddüs. Üçü de temizlenmek, arınmak demektir. Tenzih, aklı temizlemektir. Tenzih. Subuh, nefisteki temizlenmektir. Kuddüs, ruhtaki temizlenmektir. Anladıklarını bildikleriyle başkasına tahakküm edenlerin durumu geviş getiren hayvana benziyor. Çok canımız sıkılmıştır yazmıştım. Şimdi hayvan yer sonra durur böyle ahırda. Geviş getirir. Ne demek? Anladıklarını, okuduklarını depoluyor. Onunla okudum sabahtan akşama. Akşam cemaate geldi, hop öyle yapma falan. Onu takip ediyorum, onu sorguluyorum, tamam. Yani anladıklarıyla başkalarına tahakküm edenler yiyip de akşam ahırda geviş getiren sığırlara benzer. Ne yiyor ya? Depoyu çıkartıyor. Eğer
Ne demek ki? Hazmetseydi depoda olmayacaktı, midede olacaktı. Gemiş getirenler yutmamıştır. Depodadır. Yani o zaman bilgimizi başkalarının faydalanması için kullanacağız. Tahakküm için değil. Tahakküm için kullananlar gemiş getiren sığıra benzer. Çünkü yutmamış, depolamıştı. Sonra kullanacağım diye. Yanlış kullanırsak aklımıza gelir o zaman. Çok ağır değil yaptık mi? Yaptık bir sığırlık deriz o zaman. Yaparsın. Ama lafımız güzel, burada tamam. Güzel bir şey hocam. Hakikaten güzel bir şey. Evet, çok çünkü bazen yumuşak hatırlatmalar insanı sarsmıyor da böyle hatırlatmaklar daha tesirli oluyor. Evet. Biraz şey, biraz ağır ama maalesef doğru. Demek ki yutmamışsın sen daha. Depoya atmışsın. Yutsaydın dava etmeyecektin. Geri getiremeyecektin. Yutulan bir şey geri... Ha bak mesela bak işte. Getiririm. Ama şimdi... Hadi getireyim ha. Ama çok da uğraşırsam elimi sokup kusarım. O da çay değil yani. O da pisliktir. Hadis-i şerifte kişinin Allah'tan korkması ilim olarak kendini beğenmesinde de cahillik olarak yeter. Alemde recm-i şeytanın enfüste kainat büyük insan ya. Recm-i şeytan var. O yıldızları atıyor ya. Alemde recm-i şeytanın enfüste ilhamın lümme-i şeytani tart etmesine misaldır. Yani kalp var ya kalp. Kalbin etrafında lümme-i şeytani var. Onu ilhamen şeytanı tart etmeyi gösteriyor. Yani ilham etmek meleklerle oluyor. Vahiy ise meleksiz oluyor ya. Şey ters söyledim. Cebrail oluyor. İlham ise sebepsiz oluyor. Ama ilhamın bir mertebesi var ki fırmeyle oluyor. Alemde recmi şeytan batında lüme-i şeytani tard etmesine misal. Senin alakadar olduğun dünyan umum alem içinde çok dar ve kısa iken senin fiillerin nakıs ve noksan iken bu kadar geniş olmasına rağmen eksik olmayan bu alemde tasarruf eden zatın ilmini düşün. Sen kendini idare etmekten aciz iken. Bak Allah'ı düşünün bak bir de söylüyorum. Senin alakadar olduğun dünya umum aleme göre benim küçük ne kadar küçük dünya. Bütün kainata göre benim ne kadar dar ve kısa iken. Senin fiillerin nakıs ve noksan iken. Yani çok fiillerimiz var ki yanlış. Yanlış kardeşim. Ama Allah'ın fiilleri hem kainat bütünlük içinde hem de hiç yanlış yok. Düşün o fiili tasavvur et. Allah nasıl yapıyor ya diye kendime yazmışım. Bazen fikirleri eylemini ortaya çıkarırken bazen de şuursuz ve alakasız veya isteksiz eylemler ve fiillerde fikirleri ortaya çıkarır. Hakikatları veya hakikatlarına şuurun taalluk ederse, hakikatlara veya senin hakikatına senin şuurun taalluk ederse, tahakkuk olur. Tahakkuk. Fiillerine şuurun taalluk ederse, tahakkuk. Hak olur. Cenab-ı Hak. Oradaki hak, dışa vuruştur. Yani içe dönük bir şey değil, isim. Onun için Cenab-ı Hak denilmiş, eylemdeki Allah. Hak, tezahür tarafını anlatır. Tahakkuk olur. Yani Allah'ın hak ismini şuur ederse insanda, insanda tahakkuk olur. Toplumun bize yüklediklerine yine bizden ister iletişimde, iletişimimizi bununla yaparız. Yani toplum bize mana yükler. Yani insan öyle bir mana yükle bu adamdır, böyle adamdır falan. Bu sefer bize yüklediği manaya göre bizden bir şeyler ister. Hocadır, ona göre bir şey ister. Cahildir, ona göre davranış ister. Toplumun yüklediğine göre. O zaman biz yani topluma dindar olarak görünüyorsak o zaman ona göre hareket etmemiz lazım. Topluma karşı özel isteklerin ne çıkarsan toplum ezer seni. Topluma... Toplum benden bir şey bekliyor. Ben de topluma karşı özel isteklerimi yapıyorum. Toplum seni ezer.
veya özel arzularının tahakkuk yeri özel aleminde olur. Özel dünyada yapacaksın. Yani topluma rağmen yaşamak zordur. Yaşayanlar toplumun içinde özelliği vardır. Transit yol gibi. Zahir, batından hariç bir de marifet var. Yani zahir ve batın bir de marifet var. Marifeti şöyle de şey yapabiliriz. İsa Aleyhisselam'ın simgesini anlatıyorum. İsa Ruhullah. Musa Kelamullah, Kelimeullah. Kelimeullah denilir. İsa Aleyhisselam, İsa içseldir, hikmettir. Musa ise zahirdir, şeriattır. İsa hikmet, Musa şeriat. İkisinin cemi ahlaktır. Marifettir, muhabbetullah. Ahlak bizim halk arasındaki davranış psikolojisi değildir. Ahlak huyların cemiidir, huy. Yani istidat ve kabiliyetlerinin inkişafına ahlak denilir. Huy, huyların cemiidir. Hay, haya mazar olursa. İşte Peygamber Aleyhisselam zahir ve batının cem olmuş onu. Ben diyor, onun için demiş, güzel ahlakı tamamlamaya geldi. Ahlak, zahirle batının cemiyle ortaya çıkan huyların cemiidir. Onu da mükemmele ulaştırmak Allah Resulü metodudur. Ki ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Şeriat bir de marifet var ki Muhammediye de deniyor. Nasıl ki batına İsa Ruhullah, zahire Musa ki Kerimeullah, Muhammed Habibullah ki ahlakı tamamlamak için gelmiş. Marifettir, arifliktir, zahir ile batını yorulduğu bir yerdir ahlak. Yani ahlak zahir ile batının cem olduğu bir hakikattir. Sana itirazlar olursa, her cümle farklıdır ha. Sana itirazlar olursa senin kesin tespitlerine cevap olarak sadece onlara nazar et, kelam etme. Bazen böyle cemaatta böyle itiraz oluyor. Cevap verirsen daha beter oluyor. Sorusunu böyle bilerek itiraz eden adam var inadına. Nazar et yeter. Şey yapma, cevap verme. Soru sormak yolun feneri olur. Fakat soruyu soruna, bak, fakat soruyu soruna sorun, derde dönüştürmemen lazım. Soruyu. Çünkü soru sormak, el-suali nisvilin, sual sormak ilmin yarısıdır. Sual kişinin seviyesini belirler, yolun feneridir. Dolayısıyla adam soruyla karakterini ortaya koyuyor, soruyla sorun yapmak istiyor, sorun çıkartmak istiyor. Sen cevap verme, el-cevabul ahmakul es-sükut de, ahmaka en güzel cevap sükuttur. Soruyu sormak sanki dağa tırmanırken ipe tutunmuşsun, tutuna tutuna çıkarsın. Yarı yolda ipi değiştirmek olmaz. Mesela dağcılar var ya, ipi böyle bir fırlattın, kanca takıldı. Artık dağ böyle ya, tutuna tutuna böyle çıkarsın. Tak tak. Böyle tırmanmazsın. Şimdi bu tam ip çekerken püh, ya olur mu? Bak ne diyor? Yarı yolda ipi değiştirmek olmaz. Aynen bunun gibi de soruyu sordun, tepeye çıkana kadar soru sorma. Soruyu sordun. Kardeş bekle. Cevabı sonuna kadar bekle. Soruyu sordu. Tam cevap alırken bir daha soran adam yolun ortasında çıkarken pır diyen adam gibidir. Böyle dalin amin. Sorma. Eğer samimi maksadın varsa, işte soru soranın şu şeyi takip edin. Öyle ders yapanlar için. Bir, soru soran adamı şu yoldan bir tanesiyle soruyor. Öğrenmek için soruyor. Veya soru sorarak
soru şüphe takmaya çalışıyor. Şüphe yapıyor topluma. Soru soruyor, konuşmak istiyor. Kendini ifade etmek istiyor. Soru soruyor, trenin altına ray koyup su çarptırmak istiyor. Yani dersin istikametini değiştiriyor. Tamam. Soru soruyor, cemaati veya dersi aşağılıyor. Bunları tespit edeceksin. Tecrübe tabii, simadan, davranıştan. Eğer hiçbir şey bilmiyorsan lütfen dersiniz sonunda gelip sorarsınız. Bu tipler oradan soruyu sormayı tercih ederler. Senin yanına gelip soru sormazlar. Çünkü hocam herkes duysun. Gel buraya. Herkesin tercih. Gel buraya. Yani müsaade etmeyeceksin. İsrar ederse susturacaksın. Çünkü hürmet verene verilir. Saygı istiyorsa saygı göstereceksin. Umumi hukukla şahıs hukuku karıştırmayacaksınız. Bu cemaatin hukuku var, bir şahsın hukukuna ezdirmem bunu. Hiç kale almam. Böyle tipler var, kalk dedim kalk. Kalk, çık dışarı. Hiç yok. Çünkü şahs-ı manevinin hukuku, şahsı hukuklara feda edilmez. Adam gibi olacaksın. Yani karıştırmak için geleni tespit edeceksin. Karıştıran tipler bir anda fırlarlar veya kişiye zamanını zeminini şey yapmadan soru sormakla beraber yanına gelip sormazlar. Uzaktan sorup soru şüphe takmak, kafaya kurcalamak, suç işlettirmek veya soru sorma bahanesiyle konuşmak, toplumda konuşmak, gevezeler oluyor. Hiç ona fırsat vermemeli. Hiç hukuk hiç önemli değil. Cemaatin hukuku korumak adına onun hukuku hiç nazara alınmaz. Sus diyeceksin. Öyle tipten vardı bir tanesi. Zeytinburnu'da. Hocam bir sorabilir miyim? Gel buraya sor. Hocam buradan sor. Gel buraya. Hocam istifade ederler. Kalk bakalım. Çık dışarıya. Çık dışarıya. Herhalde beni karıştırıyorsun başkası. Çık dışarıya. Hocam çek. Haddini bil. Bil kendini. Bilmesen kendini patlatırlar enseni. Adam gibi adam olacaksın. Ha, eğer samimi olsaydın gelecektin. Sorunun peşinde değilsin. Sorunun peşindesin. Soruyla sorun çıkarmanın peşindesin. Yemez kardeş hayvan terli ya. Bunları yazan adam bu. Onu hiç gel buraya diyorum. Adam gelmiyor. Demek ki sorun çıkaracaksın. Çıkartacağım sana. Böyle. Sonra derler benim adım çok serttir. Çok yıl ışığım demiyor da. Mutlaka benim için sert diyenler papara yemişler. Değil de bir çakmışım da ondan. Baktım böyle. Fetva arıyor. Mesela geçen dün bir şey arıyor. Fıkıhta. Hocam bunun cevabını sen bilmiyor musun kardeşim dedim Nurcuğum. Biliyorum. Kardeşim niye beni günah sokmaya çalışıyorsun yani? Ha çıkış yolu. Çıkış oluyor. Bunu sen de biliyorsun çıkış yolu. Tamam bu yol budur. Evet. Maksadın varsa, eğer samimi maksadın varsa bu ne? Peki bu ne? Gibiler yarı yolda ipi değiştirip yuvarlanan insana benzer. Sorularını merkeze sorma nispetinde soruların azalır. Soruları merkeze soracaksın. Mesela, eğer senin sorularını sıfatına sorarsan, eğer sen sorularını hissiyatına sorarsan, sen sorularını aklına sorarsan, içeri giriyorum. Eğer sen sorularını ruhuna sorarsan, sen sorularını el ele sorarsan, daha merkez, en merkeze sorarsan sorun bitiyor. Ne zaman sorular bitmez, diş çemberlere sorarsan. Merkeze soracaksın. Yani en güzel soru şudur. Ben kimim? Sorgulamadıkça içsel seyahat yoktur. Terakki oradan başlar. Bak sorularını merkeze sorma nispetinde soruların azalır. Ve seni merkeze yaklaştırır. Mesela, ya Allah niye böyle, şunu öyle böyle. Ondan soru bitmiyor. Kardeş Asay-ı Musa oku ya. Bitti. Sorularını merkeze yönelik olsun ki ta seni merkeze taşısın. Aslında soru sormak vasıtaya binmektir. Seni bir yere taşımak içindir. Ta ki soruların teke insin. Misal, ben kimim? Kendine sormadıkça sorular teke inmez.
Ne yaparsa yap. Soruların bitmez. Ben kimim? Merkeze sormaktır. Seni oralara taşıyacak hasret manasını içeren sorularındır. Sorularındır. Yani merkeze hasret var. Kendini tanıma en büyük hasrettir. Özlemdir. Çünkü soruların da özleme doğru olmalı. Beni tanımaya doğru olmalı. Mesela ne olursa olsun her şey, her sorunun cevabı ben kimimle çözülür. Mesela hanıma bir bağırdın, iş yerinde taşkınlık yaptın, minibüste kavga yaptın, şu yap. Hepsini çarşıyor. Ben kimim? Yani burada bu şekilde kendimi ifade etmek doğru. Ben kimim sorusunun cevabının içindedir. Orada o işi yapıp yapmamandır. Taşkınlık yapanlar, muvazenesizlik yapanlar, merkeze soru soramayanlardır. Ben kimim diyemeyenlerdir. Öyle insan biliyorum ki, ailesi dindar olmak istiyor, kocası, babaları, evin erkeği bozmaya çalışıyor, gayret ediyor. Bu Halit Sokak değil ya. Bu Nurcu, Nurcu. Nurcu mudur, Narcı mıdır belli değil tabii. Şuraya bak yani. Öyle insanlar da var maalesef. Yani dindar olmaya çalışıyor karısı, kızı, evladı, çocuğu, erkeği, oğlu, baba, ehli dünya. Ama sokakta da adamı dindar biliyorlar. Dini dar yani. Dini dar. Böyle tuhaf yani. Elinden geldiği kadar çocuklarını, evin şeylerini, kişileri bozmaya sanki gayret eden tipler var yani. Böyle insanda midesi bulanıyor. Biz bu dünyaya kendi açılımlarımıza hasret olduğumuzdan gelmişiz. Biz bu dünyaya niye geldik? Kendimizi, kendi açılımlarımızı görmek istedik. Sıfatlarımızı, vasıflarımızı, hissiyatımızı, duygularımızı, huylarımızı, horluklarımızı, ahlakımızı, hayatımızı görmek istiyoruz. Ben kimim diye sergilemek istiyorum kendim. Allah da muhabbet etmiş ve amelü salihat, yani sul ve salah işle. Amelü salihat, sul ve salah işle. Bunlardan sahabe-i kiram, sahabe-i kiram ne demek? İkram edilenler, peygamberin insiba ve inikası ikram edilen sohbet arkadaşları demek. Sahabe-i kiram, ikram edilen, yani Allah Resulü'nün halet-i rühyesini ikram ettiği kişiler. Yani sahabe. Nedir sahabe? Sohbet arkadaşları demekmiş. Sohbet arkadaşları ne demek? Allah Resulü'nün hissiyatını ikram ettiği kişiler. Dişilik başka bir manada şefkat enerjisi demektir. Dişi enerji ise enerjilerin birbirlerine geçişine ve de bütünleşmesine vesile olan enerji zeminidirler. Çok ilginçtir. Mesela toprak düşünün. Toprak. Toprak çok ayrı şeylerin bir yere geçmesine vesile olur. Dişi enerji bir zemindir. Diğer enerjilerin ifade edildiği yerdir. Toprak gibi. Cebinizde 1000 tane çekirdek olsun hiçbir şey ifade etmez. Çekirdekteki, benim cebimdeki çekirdek toprağa atarsam güneşle bütünleşir, havayla bütünleşir, suyla bütünleşir. Ama nerede toprağa atarsam? Dişilik, zahirde dişilik, batında şefkat enerjisi demektir. Enerjik boyutunda şey yaparsak, nasıl ki çocuğu, çocuğa ulaşmanın ara formatı oldukları gibi. Çocuğa mesela ulaşmak istiyorsun. Çocuğa ulaşmak için ara bir format lazım. Çocuk alemi gayiptadır. Nasıl ulaşacaksın kardeşim? Tünelden geçmen lazım. Teleferikten geçmen lazım. Ya suyla, vapurla geçeceksin ya arabayla. Ulaşman lazım hedefine. Alemi gayiptaki çocuğuna ulaşmanın ara formatı kadın zeminidir. Kadın dediğimiz dişi, şefkatin kahramanıdır. Şefkat demek, dişi enerji demektir.
Dişi enerji demek, bütün enerjilerin ifade edildiği zemindir, ihya edildiği bir zemindir, topraktır. Ya bu benim manyaklığım yani bu, evet, böyle. Aslında güzel bir şey söyledin. Yani benim böyle manyaklığım tutuyor, ben de sizinle paylaşıyorum. İşinizi yereyle alırsınız, yoksa fırlatın arkaya, hiç şey yapmayın. Eğer bu zemin olmasaydı, şefkat zemini, şefkat enerjisi, dişilik zemini olmasaydı, bebeğine nasıl ulaşacaktın? Bu manada kadın, ruha ulaşma zemini ve koridorudur. Çocuğun ruhuna, çocuğun hayatına ulaşmanın zeminidir. Acayip bir şey. O zaman kadın, alemi gaybı, alemi şehadete bütünleştiren bir koridordur, holdur. Kutsidir. Onun bu taraftaki uzantısıdır. Onun için dallardır. Dalların ahiretteki cennetin, cennet yutubanın kökleri yukarıda. Dünyadaki ağaçların kökü aşağıdadır. Dalları yukarıda. Cennette ise kökü yukarıda, dalları buradadır. O zaman kök oradan besleniyor. Meyve. O zaman bu meyve çocuktur. Bunu buraya taşıyan o kökten bu arasındaki ara format olan dal budaktır. Kadın bu. Onun için ayakları altındadır cennet. Yani köktedir yani. İslam'da kafa çekirdektir. Yukarıdadır. Ayak ise dal budaktır. Ayak gider, yürür, yapar. Bunlar dal budaktır. Ayak dal budaktır. Kök budur. Ayağının altında derken bu ayak değil. Bu ayağının altındadır, buradadır. Bu ayak. Ulan bu ayağının ne biçim kafa taşıyorsun ya? Ne biçim bir hareket ediyor? Nasıl derler ya? Yani bu vücudun üzerine ne biçim kafa taşıyorsun? Ayağının altındadır. Ayağının altındadır. Çünkü meyvenin kökündedir. Ya kadın benim dünyamda çok değerlidir ya. Çok tuhaftır. Çok severim onları. Allah onları muhafaza etsin. Ustad da zaten beddua etmiş. Allah kahretsin bu hemşirelerimi bozanlara diyor. Tamam. Çok şefkatlerim var onlara. Koridor. Nasıl ki yani bu alakandan yazmışım. Yani çok aşağılanıp, tahkir edilip bozulan o bozan kocalar, babalar, erkekler. Çok ilgimi çeken mesela kadın hürriyetini isteyenleri ben araştırmıştım öyle. Ehillerine vazife vermiştim. Kadın hürriyetinin açılmasını, vazifesini, bilmem nesini isteyen derneklerin hep erkeklerdir. Bu namussuz adamlardır. Nasıl ki enerji iki ayrı şeyi birleşmesine vesile olduğu gibi enerji, nasıl olur efendim diye soruların olacaktır muhakkak. Bunları kendimize sorun. Kendinize sorun. Sor ki merkezinden haberler gelsin. Hani bir seminerde bir ders yapıyordum belediyede. Belediye davet etmişti. Ben olan ben diye bir ders vardı, şey vardı. Orada ortalardan bir tanesi mikrofonla seyir. Ya ben kimim dedi ya diye birisi sordu o dersin ortasında. Bir dakika, kim sordu dedim. Ortadan birisi. İndim kürsüden. Gittim, dedi ya ben kimim, gittim delikanlı, o ben kim diyeni araştır, onu sana, o sana sordurtmuş, sana sordurtan o sensin, onu bu. İçindeki her bir halet rüyen senin birey ahirindir. Yani şu andaki sen, senlerin toplamından ibarettir. Ben neyim? Doğdum. Dırr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 
O zaman doğdum, öldüm, tümünün toplamıyım ben. Tabii bu ayrı bir tefekkür. O nihayetsiz benlerin toplamından şu anda bir ben var. Bu andaki ben galip bir halimin görünüşüdür. Şu anda ben, şu anda ben isem, ötekiler kimdir? Bağırdım, çağırdım, çocukken öleceğim. Başka şey. Bu, şu anda geçmişteki bütün benlerimin
galip manasının hakim olduğu andır. Ötekiler de hep benim. Bunlar hep benim çekirdeğimdir. Ölünce doğdum, öldüm, bütün benlerin, yani hadiseler karşısında ortaya koymuş olduğum tavır ve davranışlarım, sözlerimin yükünü benim çekirdeğimdir. Bunu beğenmiyorsan içindeki başka bir benini öne çıkar ve büyüt onu. Mesela ailede de kullanıyoruz. Bir insana şu hareketini değiştir demektense, onun beğendiğin güzel haletlerine dikkatini çektir. Onun güzel haletinin inkişafına vesile ol. O zaman onu bloke edecektir. Mesela şu hareketin beni rahatsız ediyor. Hanıma böyle deme. Yani şu, çünkü insan, hiçbir insan tenkidi, eleştiride memnun olmaz. En kamil bir insan kabul eder, teşekkür ederim der ama içinde ukde kalır. Ama en iyisi şudur. Burada çare ama esas çare şudur. Mesela o hoşlanmadığın sıfatını bloke edecek, onun ya şu hareketin var ya beni öldürüyor ya, çok memnun oluyorum ya, çok hoşuma gidiyorsun. Ya. Demek. O zaman o takdir gören sıfatını daha inkişaf ettirecek. Daha inkişaf ettirince sufli sıfatı bloke olacak. Zaten zannedersem Hasan Hocam, öyle durumlarda hoşa gitmeyen hareketi de hissediyor, bunu bana söyleyemedi diyor. Öyleyse bunu yapmayayım da diyebiliyor, tabii. Kabul ediyor insan o zaman. Mesela şöyle de diyebilirsiniz. Şunu yapma demek insanda savunma mekanizması ortaya çıkar. Ama şöyle desen, mesela ya balkonda böyle çıktı, tam çarşı arası. Ne biçim insansın ya, ne biçim namus duygun var ya, bunu ne biçim şey yapıyorsun demek. Ya ben aniden çıkmıştım, düşünememiştim, savurmaya geçer. Öyle demektense, vallahi belki sence doğru olabilir ama ben bu davranışından çok rahatsız oluyorum. O zaman karşıda şefkat duygusu gelişir. Sana savurmaya geçer. Seni savurmaya geçer. Sana saldırmaya geçmez. Yani şu davranışın doğru olabilir ama beni rahatsız ediyor. Ben rahatsız oldum. Rahatsız oldum. Daha yapıcı oluyor. Ustadımız bağ bozumu demeyin. Bağ çözümü deyin diyor. Ta o kelamların hep böyle müsbetini kullanmış. Bunu beğenmiyorsan içindeki başka bir beni öne çıkar ve büyüt onu. Onunla ahlaklanırsın. İdealin olan beni çıkar ve onu büyütmeye çalış. Onu besle ve zemin ol ona. Yani ne olmak istiyorsun? Nasıl olmak istiyorsun? Nasıl bir model insan olmak istiyorsun? Çizdin mi patronu? Çiz. Peki bu olmak istediğin, nasıl olmak istediğin tipte, modelde insan var mı? Var. O hangi zeminde besleniyorsa sen de o zemine git. Çünkü Allah Resulü diyor ki, söyle arkadaşının, söyleyeyim kim olduğunu. Kişi arkadaşın dini üzerindedir. Ne olmak istiyorsan olanların zeminine git. Tabii ki toplum müsaade ederse, özel isteklerini topluma rağmen çıkartırsan toplum sindirir seni. Toplum üstü halet-i ruhiyen varsa toplum üstü. Mesela ben takkeli gezerim. Toplum üstü bir halet-i ruhiyen var. Toplum beni ezemiyor. Ama bunu adam takamaz. Toplum üstü halet-i ruhiyen varsa toplum sana tesir edemez. Kendini dönüştürmen lazım. Ki içindeki çocuklar büyüsün. Her bir his çocuktur. İçindeki çocuklar kavga yapınca dışarıda olan bende stres oluyor. Çatışıyorlar, kavga ediyorlar içeri. Dırır dırır dırır. Bende de onun adı stres. Yani içerideki birbirine karşı gelen duyguların, hislerin, fikirlerin çatışır halde olup bir karar kılamamasıdır. Kavgalı çocukların dışarıdaki sesleri nasıl ki doktora gidiyoruz kontrol bana geçsin diye. Doktora neye gidiyorsun dışarıdaki kişi? Ağrı var, diş ağrım var. Neye doktora gidiyorsun? Kontrol onda. Kontrol bana geçsin diye doktora gidiyoruz. Bedenimi kontrol edemiyorum diye gidiyoruz. İlaç içiyoruz. Risale-i Nur da böyledir.
bana benim hakim olmamı veriyor, sağlıyor Risale-i Nur. Benim ruhumu nefsin elinden alıyor, bana veriyor. Bana verince ben de nefsi hakim oluyor. Bak bir daha söylüyorum. Elim kırıldı. Bağırıyorum. Bana hakim. Beni bitirmiş. Doktora gidiyorum ta ki hakimiyeti bana ver. Ağrı kesici falan düzeltiyor. Hakim ben de. Ben ona blok ediyorum. Biz de Risale-i Nur'a gidiyoruz ki ruhumuzu nefsin elinden alıp hakim olalım. Çünkü bilmiş bize istediğimizi, istediğimiz yere değil, istediği yere götürüyor bizi. Dünya niçin deni denmiş? Deni, alçak. Çünkü bizi aşağı çekiyordu, ondan yer çekimi var. Risale-i Nur sana bunları haber vererek nübüvvete bağlıyor seni. Bu haberi öğrenirsen alim olursun. Bu haberliği ilme çevirecek olursa olan sensin. Mesela bakın. Ben size diyorum ki kardeşim, mutfakta yemek var. Haber veriyorum. Ama yemeği sen yiyeceksin. Yemeği sen yiyeceksin. Ben haber veriyorum. Risale haber veriyor. Ama sen yürüyeceksin. Mertebe aldanmaktır. Mertebeden mertebeye geçmek ise aldandığını anlamaktır. Kardeş anlattıklarını ye. Kardeş anlattıklarını ye. Geviş getirme. Eğer anlattıklarını yeseydin geviş getirmeyecektin. Çünkü sindirilmemiştir. Gevişe malzeme kalmamış. Konuşuyorsam hala sindirmemişim demektir. Tahakküm ediyorsam sindirmemişim demektir. Dava ediyor, iddia ediyor. Ben merkezli evde veya dershanede hareket edip hareket olmasını istiyorsan ondan sonra demek ki ben daha hazmetmemişim. Dersin başındaki. Evet, neydi dersin başında? Onu hükmetmek için, tahakküm altına almak için kullanıyorsan içeridekini tekrar getiriyorsun, geviş getiriyorsun. Geviş getiriyorsun, tekrar ağza getiriyorsun. Oysa bunu toplamıştın, kopabilir. Evet, içindedir ama geviş torbasındadır. RAM'dedir, bilgisayarda misal veriyorum, geçici hafıza, RAM'dedir, geçici bellektedir. Hasp edilmişse zevkin ve irfanına dönüşürler. Eğer alınan şey geviş torbasında değil, eğer hazmedersen irfan olur. İrfanın olur. Kafadaki bilgidir, haberdir, malumdur. Kalbe inerse ilim olur, yaşanırsa arif olursun. Eyleme dönerse eylemin hali kamil olursun. Ve de çiçek açıp koku verip inşallah meyveye dönüşecekler o yedikleri. Zevk şudur bu manada, anlattığımız sindirmendir. Zevk, anlattıklarım sindirilmiş olsa bu benim zevkimdir. Zaten bir şey söyleyeyim. Ders yapan insanın, anlarsınız, 18. sayfa mıydı Kastamonu'da? Mütekelimin nefsini ikna eden bir ders. Yani ben bir ders yapıyorum. Ben tatmin olmamışım. Ben onda yorulmamışım. Ben ona çalışmamışım. Hemal olmamışım. Hazmedilmemiş. Geviş torbasında olursa zevk vermez adama. Ders yapanın o zaten haleti böyle haleti işte öyle işte o haleti belli oluyor zaten. Onlar ilgili bir şey vardı Hasan Hocam. İstersen dersin sonunda sorayım. İstersen çok hoştu. Söyle bakalım. Bir sempozyumda bir tane Risale-i Nur talebesi ama Arap bir tanesi bir şeyler söylüyor. Ama anlatan adam o kadar iştiyaklı söylüyor ki anlatmaya çalışıyor. Adam konuşuyor böyle coştu. Tercüman yetiştiremiyor. Adam anlatmak istiyor. Bu defa sanki frene basıyor o şey evet, gibi tercüman gibi. Dedi ki sonunda bir şey söyledi. Tercüme eden kişi dedi ki ben kardeşlerimden kalp yoluyla da anlaşırım. Tercüme etmene gerek yok. Bırak konuşayım dedi diyor. Adam bir konuştu. Dinleyenler öyle bir dinliyor anlamıyoruz. Ya söylediğini anlamıyoruz.
Ama adam o kadar iştiyaklı söylüyorken son hocam. Aynen. Herkes böyle coştu. Sanki çok anlıyormuş gibi coşturdu adam. Elhamdülillah. Maşallah. Demek ki kalp yoluyla o kadar insanla anlaştı. Evet, samimiyet. Ama çok iştiyaklıydı. Samimi. Hani neye benziyor biliyor musun? Bir misal vereyim. Müzisyen böyle çalmış. Olmuş yani. Okudum. Anlatmış. Böyle müzisyen. İnmiş, gazeteci soruyor, efendim çok mükemmeldi, çok acayip bir şey yaptınız. Ama ona ne anlatmak istediniz diye sormuş. Şey bana dediği gibi, Allah selamet versin, çok hoşuma gidiyor. İsmini anayım. Çantacı Necmi abi var ya, Bursa Pala abinin cenazesinde gördüm. Bizi birkaç tane videoyu mu seyretmiş bilmiyorum. Sarıldık falan. Şimdi bununla alakalıymış ha. Kardeş ben seni tanıyorum. Kardeş ben seni çok iyi tanıyorum. Ama sen kimsin? dedi. Sonra söyleyince olmaz öyle kardeşim. Böyle böyle acayip bir adam ya. Sarıldı. Şimdi müzisyene demişler ki çok güzel çaldınız ama ne demek istediniz? Tekrar oturmuş piyanonun karşısına. Tekrar çalmış. Demiş ki bunu demek istedim. Hani müzisyene sormuşlar, usta bu müzikle ne anlatmak istedin demişler. O da cevaben bir daha çalmış ve bunu anlatmak istedim demiş. Çalarak, aynı şeyi çalarak cevap vermiş. Sohbet besteli olmadığı için tekrarı yoktur. Bu sohbetler besteli olmadığından, dökümediğinden aynı olmaz, tekrarı yoktur. Bazen insanı kelamından veya eylemlerinden seyredersin insanın kim olduğunu. İnsan kendini fiilleriyle, sözleriyle aşikar eder. Sözleri insanı aşikar eder. İmanın zahirisi emin olmak, güvenmektir. İmanın batın manası şüphesiz olmasıdır. Aklı maat ne demek? Sonlandırılmış, yani aklın tüm veri tabanlarının tahakkuk edecek yer. Yani aklın tüm düşünceleri ve varsayımlarının tatmin edileceği yer olan ahirete imandır. Televizyon, aile fertlerinin sohbet ve kaynaşmasına mani olduğundan streslerin tetiklenmesine en büyük sebep sayılıyor zamanımızda. Hele hele kötü haberler, haber değildir o. Haber namı altında enerjidir. Resmin, sesin enerjiye dönüştüğü yerdir bu beyin. Görüntünün, sesin, dokunmanın enerjiye, menfi veya müspet dönüştüğüm, su verir misin? Dönüştüğü bir yerdir. Dolayısıyla haberler, negatif haberler üzerine kurulmuş. Ustad niye Emirdağ 58'de haber hastasıyım diyenler? Ruhsal hasta olanlardır. Haber hastasıyım. Hastadır ama haberin hastası zannediyor. Ruhsal hastadır. Aklın davranışlarına zihin, hafıza, zeka vesaire davranışlarına verdiğimiz isimlerdir. Konuşurken neleri reddedip konuşuyorsun? Neyi tutarak konuşuyorsun? Farkında mısın? Konuşurken sanki her şeyden mesul imiş gibi sıkılma. Yani mesela bazıları ders yapıyor. Sanki Risale'nin avukatıymış. Her şeyden mesul imiş gibi. Sanki ben onlar müdafaada vazifeliymişim gibi. Anlatmaya çalışan dersten sıkılır. Yok kardeş, rahat ol. Haber veriyorum. Risale nereyidir? Sen okuyacaksan sen gideceksin oraya. Baklava var diyorum mutfakta. Hemen heyecanlanıyoruz. Dedim ben sana yedirmeyeceğim. Sen yiyeceksin. Konuşurken sanki her şeyden mesul imiş gibi, ben bunu çok rastladım da bir kardeş anlatmıştım. Sıkılma. Bildiklerini konuş. Kendi menfaatın için
kabiliyetli yanındaki insanları yanında tutma, frenlerine basma. Kendi menfaatin için yakınındaki, etrafındaki kabiliyetli insanları tutma, frenine basma. Onlara mecra ver. Yani arkadaşlar buraya gelmek zorunda değilsiniz. Fıtratınız belki, meşrebiniz buraya uygun değil. Bakın başka topraktır sizin. Deyin ve inanın buna. Son şeyleri okuyayım. İnsanları sıradan görme. Onun içindeki devini hatırlat, uyandırmaya yardımcı ol. İnsanları basit görme. Dev var. Onun içinde Allah var. Yani iman var. İmanın içi Allah'tır. Dev var, dev. Onu uyandırmaya çalış. Basit ve sıradan görme. Ahlaktaki ifrat ve tefrit ise istidatı ifsat ediyor. Şakyamuni Buda bir tek istidraç harikasıyla insanları celbetmiş. Binlerce peygamber, binlerce çeşit çeşit mucize göstermesi, her sahada mucizelerle ortaya çıkmaları, vicdanların vasat itidallerini yerleştirmeleri, aynı zamanda akla hükmetmeleri koymalarını, hayata istikametleri göstererek ahlakları ortaya çıkarmaları. Yani bakın şunu demek. Şakyamuni Buda, Budizm'in kurucusu, bir harika göstermiş birkaç saniye veya işte ne kadarsa, parmağının üzerinde işte havada kalmış, ince dalın üzerinde. Bu harikalığından dolayı adamın söyledikleri öğreti olmuş, din olmuş sonra. E şimdi bir harikası böyle din olursa, peygamberin bütün hayatları, mesela istidatları geliştirmiş, ahlak kuralları koymuş, hayata istikamet göstermiş, ondan sonra ev hayatı, içsel hayatı, ticaret hayatına en mükemmel çıkış yolları göstermiş. Bu yetmiyormuş gibi ellerinden, lisanlarında mucizeler gözükmüş, hala insanlarda şüphe olmuş. Bir tek harikalık bunu din yaparsa, bunların ömrü bütün harika din olmasa nasıl olur? Olayları çözerken köprü atılacak mesafede mi? Bak bu çok önemli. Karşı taraf köprüye müsait mi? Mesela öyle bir nehir ki köprü atacaksın, mesafe çok uzak. Köprü kırılır. Bu kanun mezhep imamlarında da kullanabilirsiniz. Yani ben direkt Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bağlanırım. Köprümü ona atarım. Doğru da senin köprün o kadar uzun mu? Hem köprü çok uzun olmasından ortadan kırılabilir. Köprüyü atmakta da çok zorluk çekersin. En kolayı arada bir adanın olması veya dubanın bulunması vasıtasıyla daha kolay, masrafsız, zahmetsiz ve de kısa zamanda mümkün olur. Arada ada varsa ada yap, adadan öteki taraf. Ada yoksa duba yap. Mümkün olsaydı ki bazılarının zamanlarını satın alırdım. Mesela Ramazan'da çok oluyor, volta atıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Zamanı öldürüyor. Sanki gavurun zamanını öldürüyor. Mümkün olsa da bunların zamanını satın alsak. İddia ettiklerinin uğrunda yaşayıp ölürsen o davan canlı kalır. Tevazu sahibi dünyanın hakikatini keşfen mümkündür. Bak, tevazu sahibi dünyanın hakikatini keşfen mümkündür. Her güzel sıfatların alt veri tabanları olmadıkça o sıfat olmaz. Kullarına vermediği Allah kendisine tutup kullarına vermediği bir, kibriya, büyüklük. İki, gani olmak, zengin. Üç, halk etmek. Bir hadiste bilmana bunları taklit edenlere acımasız azap ederim diyor Allah. Bunları taklit edene kibriyamı, ganimi ve halk, adam halk etti diyor. Bunları iddia etmeye kalkarsan çok acımasız azap veririm diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da geçiyor.
Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selamlar.